tafsilen yazmışım. Zaten bir de regaib bir manasını da söyleyeyim, seni anlatacağım. Regaib terakkinin mukaddemesi, tepe, ova, dağın tepesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın regaib kemalatının mukaddemesi, miracı ise kemalatinin son zirvesi. Son olur mu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın 30 küsur tane miracı var, mirac ekberi bir tanedir. Cismen ve ruhen bir tane var. Diğerleri hep kalben ve ruhendir. Yani regaib ile başladı, miraç da noktalık. Öyle gidiyor. Abi bunun sual olarak aklınıza gelmiş olması çok enteresan. Hiç kimsenin yani böyle bir şey şimdiye kadar aklına geldiğini sanmıyorum yani. Altırma getirdi Allah. Evet. Dedi ki... Yani cevaptan daha müthiş sual verdi abi. Çünkü aynen. Cevabı o getirdi. Ya Rabbi, senin ayın sana yakışır olmalı dedi birisi. Madem Allah'ım senin ayındır, sevabı az. Kemalat gözükmüyor yani. Senin ayın sana yakışır olmalı. Allah diyor ki, sevabı muayyendir. Orucun bir muayyenliği var. Hacın muayyenliği var. İmanın muayyenliği yoktur. Bazı iyilik de karşılık veriyorsun ama Allah'ın dimağı ve kalbi zemin yapması, onu hazırlaması böyle bir karşılık yok. Sana yakışır. Allah'ım da bana kalbime dedi ki, kalbime bana yakışan o insanı zaten alacaksınız inşallah. Fakat sizi şöyle diyeyim. İmam-ı Rabbani'den söylüyor. Okyanusun damlaları kadar nafile kılsanız bir sabah namazının iki rekat farzına denk gelmez. Öyle mi abiler? Okyanusun damlalara adedince sünnet kılsanız öğleyin farzına denk gelmez. Böyleyken farzlarla Allah'a yaklaşamazsınız. O kadar kaliteli olan farzda ancak bana nafilelerle yaklaşırsınız. Anlıyor musunuz ters şey gibi gözükeni? Çünkü ben sana onu demedim. Sen yaptın. Öyle mi? Ben de adım atıyorum sana. Hani Recep, ben sana farz kılmadım. Ramazan'ı kıldım. Seni sana göstermek için. Ha, o zaman o sebat, onu alırsın sonra. O harmandır. Ha, o harmandır. Ama bu ayda bana tövbe ve istiğfar. Bunu fark edersen bu ay beni affedilme ayımdır. Sebap ayım değil. Sebabı zaten muayyen alırsın. Şu kadardır, bu kadardır. Burada imanın kemalatını hazırlama var. Aklı, kalbi, ruhu temizleme var. Siliyor. Ne kadar siliyor bilmiyorum. Ha, Allah'a yakışan ayın için ne sildiğini bilmiyoruz. Ama orucun sebabını biliyoruz. Şu kadar günah affederim diyor. Orucun, namazın sebabını söylüyor. Ben vereceğim diyor sebabını. Ama imanın sebabı yok. Yani neyi temizledi? Nasıl temizledi? Dimağı, kalbi neyle temizledi? Ne kadar temizledi bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı ona yakışıyor. Sana yakışıyor. O zaman sana uygun olmalı. Sebap vermek değil Allah'a. Allah bizi... Sebap yapmak ne demek biliyor musun? Güneşe sen yürümendir. Ama senin Allah'a yakınlığın, Allah'ın sana yakınlığıyla hiç alakası yok. İbadetlerle, farzlarla Allah'a yaklaşırız. Bizim gayretimiz. Buna kurbiyet. Ama nafilelerle ve Recep'te Allah bize yaklaşır. Ne kadar fark varsa öyledir Recep. Senin Allah'a yaklaşmana benzemez. Allah'ın sana yakınlığı. Güneş'e 150 milyon kilometre uzaktayız. Sen yürümeye kalkarsan ama 8 dakikada güneş sende. Senin güneşe gitmenle güneşin sana gelmesi gibi de değil ama öyle. Kurbiyet ve akrebiyet. Kurbiyet, akrebiyet. Kurbiyet, akrebiyet. Onun için tabi istiğfar. Şöyle yapacaksın. Allah'ım
vesileyi kaliteli yap. Allah'ım affet diye bırak böyle ya. Bir payanda yap ya. Allah, sen Allah'sın. Sana affetmek yakışmaz. Affetmek bize yakışır. Sen söyledin, affedin. Sana çok affetmek yakışıyor. Allah'sın. Ya Rabbi, şu günahlarım var ya dile getiremiyorum. Utanıyorum. Utanıyorum şu günahlarımı. Biliyorsun ama ben diyemiyorum. Onu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı senin yanında ne ifade ediyorsa onun hatırını affet. Oh, rahatlık olmadı. Bir tanesi diyor, nasıl olacak ya, sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Böyle bir müzikler de var. Allah'ın rahmetinde mahrum, zavallılar. Allah kendisi gibi düşünüyor. Bir versin bir verir, iki versin bir verir. Hayır, ben hiç vermem, verir o bana. Nasıl verir, sana ne? Mekke'de bana dediği gibi. Dedi ki, niye benim kalbinden geçirdin dedi, bunun peygamberi ayağını uzattın diye. Dedi, benimle onun aramdaki münasebeti biliyor musun sen dedi. Çocuk dedi, babasına ayak uzatmaz ama annesinin tepesine binerdi. Tamam, bir şey demedim.